Çok az, derinden bile gelse şöyle olur. Tamam. Şimdi? Yok. Az duyuyorum ya da duymakta güçlük çekiyorum. Böyle sorunlarınız varsa işitme kaybı yaşıyor olabilirsiniz. İşitme kaybı dış kulak ve iç kulak sinirlerinden meydana gelen bir hasardır. İşitme kaybı doğuştan olabileceği gibi sonradan da yaşanılabiliyor. Erken teşhis ise büyük önem taşıyor. Peki işitme kaybı yaşandığı halde cihaz kullanılmazsa nasıl durumlar bizi bekliyor? Yani ilerleyen zamanlarda kulak duyma yeteneğini, beyinde algılama yeteneğini sağladığı için cihaz kullanmadığı takdirde bu ilerleyen zamanlarda konuşmasını ve algılamasını, çünkü beyine ses gitmediği için algılaması oluşmayacak. Ondan dolayı da duyuyorum ama anlamıyorum şeklinde problemler ortaya çıkarıyor. Cihazlar işitme kaybının derecesi ve kulağın şekline göre değişiklik gösteriyor. Alınacak cihazların yaklaşık %40'ını devlet karşılıyor. İşitme cihazı çeşitleri kulak içi ve kulak arkası olarak ikiye ayrılır. Yani kulağında gözükmeyecek şekilde olan modellerimiz belirli desibellere kadar çıkan modellerdir. Cihazlar da 2500 liradan başlıyor. Hastanın işitme kaybına göre ve alacağı modele göre yükselip gidiyor. Yani 15 bin liraya kadar cihazlar mevcut. Var mı? Sağda var. Şimdi? Yok. Belirli bir yaştan sonra, yani atıyorum 45-50 yaştan sonra 6 aylık ve yıllık olarak düzenli olarak kulak burun boğaz doktorlarına tedavi olurlarsa, muayene olurlarsa en azından ne kadar erken teşhis konulursa ilerleyen zamanlarda problem o kadar az yaşamış olurlar ve cihazdan alacakları performans daha iyi bir şekilde olur.